koronavirüsünün hangi sektörler üzerine yansımasını görebiliriz? Bu salgın orta ve uzun vadede yenilenebilir enerji sektöründe nasıl bir tablo ortaya çıkaracak? İsterseniz bununla başlayalım. Ülke olarak, dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ve bu süreçten hepimizin payına düşen bir takım şeyler var. Geleceğe dair almamız gereken bir takım dersler, önlemler var. Onu görüyoruz. Şimdi korona tabii ki sağlık sektörünü, eğitim sektörünü, ulaşım sektörünü çok ciddi şekilde etkiledi. Biz ise rüzgar enerjisi üzerindeki etkilerini ilk günden itibaren görüyoruz. Şimdi rüzgar sektörünün çok dağılmış bir tedarik zinciri var dünyada. Özellikle Çin'de ve Avrupa'da üretim çok ciddi boyutlarda. Yani işte bir rüzgar türbinin içerisinde kullanılan yaklaşık 8 bin parça dünyanın değişik ülkeleri tarafından üretiliyor. Bunlar belirli yerlerde toplandıktan sonra türbin olarak monte ediliyor. Dolayısıyla bu tedarik zincirinde Çin'den başlayan, daha sonra da Avrupa'ya sıçrayan virüsün çok ciddi etkileri olması sebebiyle global tedarik zincirinde ciddi bir sıkıntı görüyoruz biz. Bu mevcut projelerin şu an Türkiye'de biliyorsunuz yaklaşık 1300 megawatt proje devam ediyor. O projelerin zaman çizelgeleri üzerinde etkisini göstermeye başladı bile. Şimdi öncelikle kısa vadede bir takım etkileri var ve biz buna birlik olarak buna odaklanmış durumdayız. Dediğim gibi bu sene yeklemin giriş için son sene. Yani 31 Aralık'a kadar projelerinizin bakanlık kabulünü yaptınız, yaptınız, yapmadınız. Artık yeklem mekanizmasından faydalanamıyorsunuz. Bu çok ciddi bir kilometre taşı rüzgar sektörü oyuncuları için. Çünkü 1300 megawattlık projenin finansmanı tamamlanmış, bankalarla sözleşmeleri yapılmış. Neden? İşte önümüzdeki bu 8-9 ay içerisinde projeler devreye alınacak diye buna güvenerek. Ancak şu an koronavirüsten kaynaklı iki tane etkisi var. Bir, global tedarik zinciri ciddi dağılmış durumda. Tüm dünyada bu mücbir sebep noktasında değerlendiriliyor. İkincisi de lokaldeki izin süreçlerinde ciddi aksamalar var. Bunun sektöre etkisi 1300 megawatt. Bu ne demek? Yaklaşık 1,5 milyar euroluk kredi demek. Zaten enerji sektöründe sıkıntılı krediler olduğunu biliyoruz. Eğer biz mücbir sebep olarak kabul etmezsek bu yaşanan süreci ve bu yeklem sona ermesi gereken 31 Aralık tarihinin ne ilişkin süre uzatımı vermezsek bu mücbir sebebe dayanarak ki bunun da yönetmeliklerde yeri var. Bu mücbir sebepler tanımlı, hangi durumların mücbir sebep olarak kabul edilebileceği. Sıkıntılı olan enerji sektörünün yani bu işte sıkıntılı projelerin, sıkıntılı kredilerin üzerine yaklaşık 1,5 milyar euroluk daha bir sıkıntılı proje de rüzgar sektöründen gelecektir.